Kızıldeniz'in kuzeyi. Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinin açıkları. Burası dünyanın sayılı dalış bölgelerine sahip. Resiflerde yüzlerce çeşit canlı yaşıyor. Ekip bunlardan bazılarıyla yakından tanıştı. Bir dalış bölgesinde günlerdir kısa aralıklarla dalış yapıyorlar. Cenk bunun verdiği yorgunluğun dışında başka bir sorunla daha mücadele ediyor. Benim olayım tamamıyla tek nefese dayalı olay olduğu için ve dipte performans da yaptığım için karbonhidrate dayalı laktik asit birikmesi oluyor. Yani vücut yorgunluk hissiyatı geliyor. Kaslarda aşırı yorgunluk. Evet. Ben bunu daha hızlandırıyorum ve tetikliyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Dışarıya çıktığım zaman da mümkün olduğu kadar uyumaya çalışıyorum yani. Gözlerini kapatacağım, nabzını düşüreceğim, uyuyacağım. Yani tıbbi bir olay. Anaerob daldığınız için, oksijensiz ortama giriyorsun, zorluyorsun bile. Anaerobik eşlik, şiddetli aktivite yüklenmelerinde vücut gerektiğinde oksijensiz enerji üretimine geçer. Bu kaslarda ve kanda laktik asitin birikmesine neden olur. Laktik asit birikimi ağrı ve yorgunluk yapar. Aktiviteye devam etmek sınırı zorlamak demektir. Bunun da bilinen adı anaerobik dayanıklılıktır. Şimdi tabii bak, uyku moduna geçtiğim zaman ne yapıyorum? Metabolizmayı minimuma indiriyorum artık. Yani nabız düşüyor, her şey, ya her şekilde fizyolojik olarak metabolizmayı yavaşlatıyorsun. Ya o zaman ne oluyor? Sindirim sistemi ve hazım da yavaşlıyor. Ben şimdi yediğim yemeği tabii ki hazmetmediğim için bir de açıkçası midede doluluk var. Ki hocalarıma ben hayranlıkla bakıyorum. Yani bu kadar kısa dalış aralarında çok zor iş yapıyorlar. Yani benim işim gene bir nebze kolay. Ama hocalarınki gerçekten zor. Su altında Cenk'e eşlik eden Bengiz Hoca ve Akın bütün bu zorlukların dışında bir başka sorunla daha baş etmek zorunda. Biz de çok aşağı yukarı inip çıkıyoruz çünkü yani normal dalışta belli mesafelere inersin ve belli mesafelerde yavaş yavaş yükselerek çıkarsın. Yani önce en dip yapılır. Oysa bizim dalışlarımız canlıyı bulmaya ve canlıyla olan çekimlere bağlı olduğu için biz dalarken yüzeyde bir şeyler görüyorsak onu çalışıyoruz. Aradan yarım saat geçiyor. Sonra hop derinde bir tane canlı görüyoruz. O gördüğümüz canlı çok hoşumuza gidiyor. Hadi oradan onun peşine koşturuyoruz. Sonra yüzeyde tam bekleme yapıyorum derken bu sefer aşağıda bir daha. Dolayısıyla biz inçip bizim için de aynı şey. Ekip her zamanki gibi dalış bölgesini gösteren krokiyi incelemekle başlıyor işe. Burada akıntı yok denecek kadar az. Cenk riske girmemek için akıntılı bölgelerde dalış yapmıyor. Ama bazen bu bazı sürprizleri kaçırmasına neden oluyor. Bugüne kadar aşağıdan gördüğüm en büyük morfozu gördüm. Ben yuvasındayken gördüm morfozu ve tam onun önüne beni görünce kaçana kadar oradaydım. Bir miktar takip ettim. İnanılmazdı. Şöyle bir morfozu gördüm. Bayağı bir. Sarılabilirdim yani, İtalya'dan klozet, küvet ve tesisat malzemesi yüklenen bir şilep görebilip rüfe tosluyor. İçindeki klozetler, içindeki küvetler, borular olduğu gibi açıkta kalmış. Seramik olduğu için onlarda herhangi bir bozulma olmuyor herhalde. Son derece yepyeni duruyorlar. Cenk su yüzeyinde nefeslenmesini yapıyor. Yüksek konsantrasyon için su yüzeyinde yatay pozisyonda durduğu rekor dalışlarının aksine burada kısa sürelerde nefeslenmesini yapmak zorunda.
maskeyle birlikte yanına aldığı tek ekipman olan şnorkel bunun için ideal. Cenk başlangıcı her zamanki gibi ısınma dalışıyla yapıyor. Kısa sürelerle geçen hazırlık dalışlarından sonra Cenk 2,5 dakika ortalamalı dalışlarına başlıyor. Bu süreler yanından bir türlü ayrılmak istemeyeceği sürpriz canlılar için. Kovukta bir aslan balığı kendini gizlemekle meşgul. Aslan balığı, zehirli bir balık türü. Bölgesi Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımlarında bulunan mercan kayalıkları. Maksimum uzunluk 38 santim. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insanla teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum güçlüğü görülebilir. Cenk aslan balığıyla fazla ilgilenmiyor. Geride bıraktığı günlerde onunla çok karşılaştı. Bunların ilkinde işi bu zehirli balığın yakınına gitmeye kadar götürmüştü. Çok kibar ya. Bu kadar mı güzel olur bir balık ya? Bu kadar mı? Yani şöyle... Çok güzel yani. Hakikaten. Şehire dipten baktım, sağdan baktım. Ya bu kadar mı Allah güzel yaratmış yani? O balığa o kadar yaklaşmak büyük cesaret ister aslında. Vallahi mi? Yani seni tebrik ediyorum o açıdan. Üstündeki dikenler uzağına falan girse böyle... Sen de bir lion tuzak olurdun ya. O kadar tehlikeli mi o? Yani. Olsun. Ama sen çok dostça yaklaştığın için. Olay o. Çok sakin. Evet. Çok ki yani şu şekilde aynen. Yaptım böyle. O zaten hoca ne diyor? Seni diyor bütün dünyaya meşhur edeceğim diyor. Lion bir şey yaklaşan adam olarak da. Cenk yeni bir şeylerle karşılaşma umuduyla ardı ardına dalış yapıyor. Ve işte bunlardan birinde günün sürprizi su tabanında onu bekliyor. Yassı kafa timsah balığı, tam bir kamuflaj ustası. Tropik su balığı, maksimum boyu 50 santim. Sığ sularda kumlu zeminlerde yaşar. Sırt yüzgeçleri zehirdir. Gece avlanmayı sever. Cenk her şeyiyle kusursuz bir şekilde timsahı andıran bu balığa daha yakından bakmak niyetinde. Yüzlerce dalış ve keşif listesine giren canlı türlerinden sonra bunda sorun yaşamayacağı kesin. Ancak Kızıldeniz'deki ilk dalışta durum biraz farklıydı. Ben nasıldı? Adamın kafasını kopartacak resmen ya. Bana ne diyor biliyor musun Sevgin Hoca? Ben de böyle yaptım. Tamam mı? Çok zevkli ya. Bence Devrim Müren'le karşılaşması güzeldi ama daha yakına gelmesini istememe rağmen gelmedi. Tırsık. Cenk 2 dakikadır aşağıda. Nefeslenmesi lazım.
timsah balığı için dip sürelerini zorluyor. Ekip dalışı bitirdi. Timsah balığı ilk defa kayıtlarımıza girdi, ilk defa. Timsah balığı aynı böyle crocodile fish, çok yassı bir balık. Aslında taş balığı cinsinden bir balık. Timsaha benzeyen ağzı ve gözü olduğu için o ismi vermişler. İlginç tarafı, öyle bir kamuflaj ustası ki gözünün içindeki ve kirpiklerindeki dokuyla yüzeydeki doku bile aynı. Uzaktan baktığın zaman eğer düz kumun üstündeyse görebiliyorsun. Kayaların arasındaysa hiç mi görülmez? Beyaz kumun üstündeydi büyük şansla. Akın gördü önce. Akın bana seslendi. Ama böyle yaptı. Böyle yapınca ben kaplumbağa arıyorum aşağıda. Halbuki. Ben bunu böyle algılıyorum yukarıdan bakınca. Cenk su altında karşılaştığı türlere yaklaşmaktan çekinmiyor. Bu canlılara alışmakla açıklanamayacak kadar karmaşık. Hiç gördüğüm aynı kişi. Eliyle tutmak artık. Bir bağırıyorum orada. Ben o kadar tehlikeli olduğunu bilmiyorum. Bayağı tehlikeli bir şey. Ama olsun. Güzel de o ya. Live fish'in böyle şey yaptı. Böyle ağzından öpücük yolladı ona. Ondan sonra şey oldu. Ama kıpırdamaları çok güzel oldu. Tabii tehlikeli yaratıklar. Yani sonuçta. Ama onların hissiyatı daha kuvvetli. Hepimizden daha kuvvetli. Yani şu nabzı, nabız atışlarını, nabızdaki değişiklikleri, korku hissini bilmem ne, ta kaç kilometre öteden alabiliyorlar. Hislerimizi kapatıyoruz. Yani o heyecan dürtüsünü kapatıyoruz. Tamamıyla onların dünyasında onlar gibi yaşamayı öğreniyoruz. Yani o da zaten o zaman ne oluyor? Balık balıktan çekilmez. Yani diyor ki bu kardeşim normal bir balık gibi bana bir zarar vermez diyor. Ve yanına beni yaklaştırıyor. Timsahla burun buruna geldiler. Onu görür görmez timsah benle ilgileniyordu. Onu görür görmez dikenlerini kaldırdı ki ben tehlikeliyim, yaklaşma bana der gibi. Ama devrimin hiç niyeti yoktu ondan kaçmaya. Timsah bana doğru, ben geriye. Devrim hepimize doğru geldi. Bir miktar öyle kovalandık. Ekip güzel bir dalışı daha bitirdi. Timsah balığı keşfi Cenk'in neşesini yerine getirdi. Ancak şimdi mide bulantısı ve yorgunluktan daha büyük bir sorunla baş başa. Üşüyorum. Dondum yani yemin ediyorum. Burada sıcak soğuk akıntılar var. Yani sıcak su bir anda sıcak sudan soğuk suya geçince vücut direncini kaybediyor otomatik olarak. Yani sürekli sabit bir ısı yok. Ama sıcak şöyle diyeyim, sanki termal bir şeymiş gibi. Yani böyle sanki termal bir yere havuza girmiş gibiyiz böyle. 35 dereceleri falan bence bulan bir sıcaklıkta o. Yani acayip sıcak. Hemen yanı böyle ya 1 metre yanında bir anda şeye düşüyor. 28-29'lara düşüyor. Bir de burası esiyor yani. Üşümeye başladım. Ben üşüdüm, baksana halime. Titriyorum yani. Aşağıda mercan kuleleri var. Çevresinde dolaşacağız. Çap. Şimdi çok miktarda küçük balığın olduğu şeyler. Büyük balıklar da çevresinde, onları yemek için dolaşabilir. Kolboz bombayla. Kolbozun derdi bizimle değildi. Temizleme balığı. Onun canını sıkıyordu. O yüzden o bizle ilgilenmedi. Denekli vato sağ ol. Yani tehlikeli. Ben başladım onun peşinde gitmeye böyle. Mercan kuleleri 4 metre, 3 metre çapında. Baba sen mercana değmişsin. Evet. Hem de bu ateş mercanı. 1 saat 3 dakika suda kalmıştı. Bu en uzun dalışım. Şarm'daki 3. günlerinde ekip bir başka dalış yerine doğru gidiyor. Bu yeni yerden sonra Şarm'da bir günleri daha var. Ondan sonra 1 saat uzaklıktaki Dahab'a gidecekler. Orada her serbest dalışçının gitme hayalini kurduğu ve onlarcasının da hayatını kaybettiği derin bir çukur ekibi bekliyor olacak. Dahab'da Blue Hole'e gideceğiz yani. Ondan sonra güzel bir dalış mekanı. Ama serbest dalışçıların da çok fazla olduğu bir mekan orası.
serbest dalışlar için en iyi antrenman yeri DAHAP'tır. Şimdi orada bir şey var, bir bölge var. 64-65 metre derinliğe iniyorsun. Ondan sonra yaklaşık 30-35 metrelik bir tünel var ve ondan sonra da oradan okyanusa açılan bir bölüm var. Ama şunu söyleyeyim, hiç işte keşfetmediğim için o zaman ne olacak? O keşfi yakalamak için uğraşacağım. Tekne yeni dalış yerine geldi. Burası bir önceki dalış yerinin biraz daha güneyinde ve kıyıya oldukça yakın. Ha, bizim kimin geldi? Baba sen mercana değmişsin. Evet. Hem de bu ateş mercanı. Bakayım. Bunu gider gitmez tatlı suyla yıkıyorsun abi. Buz yapıyorsun, tamam mı canım? Tamam. Yoksa burası günden güne morarmaya başlayacak. Sonra kolum böyle ters olur bak. Problem değil. Aşağıda mercan kuleleri var. O mercan kulelerinin çevresinde dolaşacağız. Bu mercan kuleleri 4 metre, 3 metre çapında tepeler. Yüzeye kadar geliyor. Ve üstünde çok miktarda küçük balığın olduğu şeyler. Büyük balıklar da çevresinde, onları yemek için dolaşabilir. İnşallah balık türleri vardır. Glassfish'ler vardır inşallah. Ekibin keyfi yerine gelmiş gibi. Kısa dinlenmeler işe yarıyor. Çap 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 çap. Çap 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 çap. Cenk ısınma dalışlarına başladı. Suyun yüzeyi olan biteni anlamaya çalışanlarla dolu. Muhtemelen suyun bulanıklığından hava tüpünü göremediklerini düşünüyorlar. Cenk bundan rahatsız değil. Tribünlerin daha kalabalık olduğu yerlerde de daldı. Cenk'le birlikte yukarıda 80 tane daha dalgıç vardı. Onlar çok komik. Ha o çok komikti ya. Şoka girdiler ha diptekiler. Dipte bir de kuma oturdum ben. Ondan sonra. Bir felaket yaşayalım, felaket. Devrim aşağı inmeye bir başladı. Herkes kafaları aşağı döndü tabii şimdi. Böyle bakıyorlar. Şimdi ilk başta 5 metrede gidenler var. Onlar hiç bakmadı bile, tamam mı? Devrim biraz daha indi. 10 metredekiler yönlerinden geçerken kafayı indirdiler. Biraz daha derinde olanlar vardı falan. Devrim 40'a falan indi orada herhalde. Adam 40'a bir indi. Bütün herkes devrime bakıyor şimdi. Ölecek. Çıkamayacak herhalde. Neyse devrim çıktı. Bütün yüzme bilmeyen adamlar bir anda derin dalıcı oldu diye hepsi böyle suya kafalarını sokup böyle yapıyor. Cenk renkli bir başlangıç yapıyor. Sürünün içinde sarı kuyruklu mavi pusilerler ve ülkemiz sularında yaşayan barbun balığına benzer keçi balıkları var. Dalış renkli başlasa da aşağıda su biraz bulanık. Daha da kötüsü Cenk can sıkıntısından vakit geçirmekle meşgul.
içindeki hareketlenme ekibi de harekete geçiriyor. Orpoz, dev bir balık cinsi. Maksimum ağırlık 60 kilo. Uzunluk 140 santim. Ortalama ömrü 60 yıl. Bir ilginç not. Orpoz hayatının ilk 18 yılını dişi olarak geçirir. Sonra dişilik organı kaybolarak yerini erkeklik organına bırakır. Ve ölene kadar erkek olarak yaşar. Bu orpoz türünün küçük bir örneği olsa da Cenk'in gördüğü en büyük balıklardan biri. Orpoz ısrarla Cenk'ten kurtulmaya çalışıyor ve sonunda bunu başarıyor. Keşif kısa sürdü. Neyse ki bir yenisi başlamak üzere. Mavi benekli vatoz. Yabancı dilde adı stingray. Uçar gibi yüzer. Kuma saplanmış avlarını bulmada üstüne yoktur. Küçük kabuklulara bayılır. Kuyruğunun üstünde bir insana zarar verebilecek, bir balığı da öldürebilecek zehirli oklar saklanır. Bu, Cenk'in vatozda ilk karşılaşması değil. Kızıldeniz'deki ilk günlerinden kalma anısı hala taze. Mavi benekli vatozla beraberdik. Vatoz kumu karıştırıyor. Bu içinden akşam yemeğini çıkarmaya çalışıyor. Saate baktım. 19 metre. Ben dedim biz herhalde devrimle birlikte burada 10 saniye çekim yaparız. Adam 2,5 dakika durdu vatozun karnının doyulmadığını söyledi. Cenk ısrarının karşılığını aldı. Vatoz kumu karıştırmakla meşgul. Vatoz benden kaçıyor. Benekli vatoz ha bu. Yani tehlikeli. Ondan sonra ben başladım onun peşinde gitmeye böyle. Tırmanıyorum yavaş yavaş. Kaç 20 metrelerden. Yüzeye kadar çıktım. Yüzeye kadar çıktım onunla beraber, tırmana. Vatozun derindeki evet, en yengeci nasıl çıkardığını gördün mü? En son, o sesleri duyuyordum. Tabii katır katır yengeç yedi. Kumun içinde bir yengeç buldu. O bulduğu yengeci kumu atarak dışarıya çıkardı. Yengeç derine indikçe o çatır çatır ve çatır çatır yedi. Ben, o ses nasıl biliyor musun? Nasıl geliyor? Kart kesiyordu. Yani şimdi mesela burada istediğimiz balıkların olmayışının nedeni bana göre yani bizler o yemeği nasıl yediğini nasıl net bir şekilde duyabiliyoruz. İnsan kalabalığında balık yaklaşıyor. İnsan kalabalığı bir, ikincisi çok fazla tekne trafiği var. Yani burada. İnanılmaz kalabalıklaşmış. Yani İnanılmaz. Orpoz'un derdi bizimle değildi. Evet. Orpoz'u bir tane biraz temizleme balığı. Evet. Onu şey yapmaya onun çalıştı. Canını sıkıyordu. O evet. Yüzden o bizle ilgilenmedi. Gitti kuma sürttü, kayalara vurdu. Ama o da öbürküne bırakmıyor küçük olan. Tekir. O da onu temizlemeye çalışıyordu. Ben sana aşağıya gel, ağzını aç dedim. Senin işlerini temizlesin diye ama anlamadın. Bir saat 3 dakika suda kalmışız. Bu en uzun dalışımız. Bir saat 3 dakika suya girdiğimizden bu yana, evet. Yani sen şimdi diyorsun... O yüzden teknemizi korna çalarak çağırdı. Yeter artık dönün gidiyorum diye. Ekip bugün 3 dalış yaptı. Ve bu onları fazlasıyla yordu. Şimdi dönüş yolundalar. Yarın Şarm'daki son günleri. İyi bir uykudan sonra ertesi gün güzel bir kapanış yapmak için yine açıklarda olacaklar. Vatoz büyük değil ama ben tepeden gördüm. Yok, gayet güzeldi.
Bizim önceki gördüğümüz vatoz kadar var mıydı? Ondan bence daha etkiydi bu. Büyüktü ya. Biraz besliydi yani. Bir de balık etliydi. Ha 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 ha